Merhaba, ben Sefer Efe Mehmet. Size sorum bir şekilde olacak. Umutsuzluğa kapıldığımızda acaba kendimizi ferahlatmamızın yolları nelerdir? Bunun hakkında sizden yardım istiyorum. Mehmet, bir kere çok yakışıklısın. Bir de bayağı güzelsin. Çok çok güzelsin. Çok nurlu yüzün. Çok düzgün hatların. Bayağı güzel bir insansın. Allah sana uzun ömür versin. Hafif sakal da iyi olmuş. Saç tıraşın da güzel. O çantası mı o? Evet. Asır çantası. Herhalde öğrenci. Evet. Güzel yüzün, bak, eğer ümitsizliğe kapılacaksa peygamber kapılması gerekirdi. Koskoca küfür ordusunun içine girdi. Yani yaklaşık 1200 kişi falan. Çok kalabalık. Kılıç var üstünde, elbisesi var, yani zırh falan da yok. Amaçlar onu şehit etmek. Bir saat, 1,5 saat hatta onlar arasında kaldı. Mücadele etti. Hiçbir şey olmadan çıktı aralarından. Bu ne bu? Bütün o devrin adamları hepsi yazıyor yani. O devrin de kabul ettiği, tarihin de kabul ettiği. Herkesin bildiği meşhur bir vaka. Atatürk diyor rahmetli, sırf bu yeter diyor peygamberliği için diyor. Deli olup başka bir şey gerek yok diyor. Başka bir açıklaması yok bunun diyor. Ya kardeşim, 5 kişi olsa bile kurtulamaz. 5 kişi. 5 silahlı adam arasına bizi girdi mi bitti. Yani adamlar it sürüsü gibi. Onların arasına dalıyor. Ve hiçbir şey olmuyor. En zor zannettiğiniz şeyler bile en gerekli olan şeylerdir. Yani en ümitsizliğe kapılacağınız şeyler Allah için en değerli olan anlardır. Orada eğer Allah'tan yana tavır alırsanız çok mükemmel olur. Yani Allah'ın sevgisi üzerinize olur. Yani en kaçırılmaması gereken en değerli anlardır. Ve onlardan da hiçbir şey çıkmaz. Boş yere kendilerini sıkıyorlar. Hiçbir şey çıkmaz. Bak, ben 65 yaşındayım. Başıma gelmedik bela kalmamıştır. Yani hapishane, tımarhane, işte suikastler falan. Ben hiçbirini zor görmedim. Maşallah. Yani hiçbirini zor görmedim. Mesela tımarhaneyi de zor görmedim. Hapishaneyi de zor görmedim. Hepsini çok makul gördüm. Hatta ben Allah'ın hapishane özel hazırladığını bildiğim için tımarhaneden dönüşte hapishaneye getirdiler. Baktım benim koridora, oradaki yastıkları falan yırtmışlar. Akıl hastaları var orada koridorda, oradaki şey bulunan bölümde. Yerler hep saman. Yastıklar, yani yatakların içi zaten samandan oluşuyor. Öyle bir hapishane. Yani rezalet. Ya, çok ilkel bir görünüm var. Çok eski bir hapishane. Baktım tavandan birkaç ampul sarkıyor böyle. Soluk ışıklı. Orada mahkum yaşlı bir amca bir pijama giymiş, çekmiş pijaması da buralara kadar, eski pijama. Üstünde atlet, bana bakıyor saf saf böyle. Oradan bir deli bağırıyor. Ben görünce güldüm. Niye? Çünkü özel yapılmış, Allah'ın yaptığı belli. Yani mizansen olduğunu bildiğim için, Allah'ın özel yarattığını bildiğim için güldüm. Ve hoşuma gitti. Nereye gitsem ben bundan kaçıyorum. Mesela ayağıma zincir vurdular, eridim bittim yani. Acayip hoşuma gitti. Tam aradığım. 45 gün inşaat zinciri ayağımda. Ya dehşet bir şey ya. Bir insan bunu nerede evde edebilir ya bu? Yani özel rica etsem bile adam gelip ayağına zincir vurmaz yani ayağına. Değil mi? Ve doğal olması bunun çok güzel. 85 gün ayağımda 45 gün ayağımda zincirle. Tabii muhteşem. Zincir de kısaydı, o da çok hoşuma gitti. Orada subay var, dedim ki bakın şimdi ben yataktan indim dedim. Namaz kılmam mümkün olmuyor, görüyorsunuz dedim. Yani ayağım havada kalıyor dedim, böyle olmuyor dedim.
bir 50 santim daha zincir. Yönetmelikte yok dedi. Bayağı uğraştırdı. Sonunda 50 santim zinciri kabul etti, getirdi. Onu ilave ettiler. Şakır şakır ayağımda zincirinden gezdik. 45 gün. Kapalı hücre. Bir de kardeşim şimdi, tamam ayağına zincir olabilir ama ne şartta adamı sen sokağa bırakmıştırsın. Yanında işte bir muhafız vermiştirsin, gidiyordur falan. Hani kaçmasın diye akıl alır. Benim bulunduğum yer 2,5 metreye 1,5 metre bir hücre. Penceresi şu kadar. 30 santime 30 santim penceresi var. Kapı çelik kapı. Evet. Yani böyle yaklaşık 10 santim kalınlığında demirden oluşmuş. Demirden oluşmuş. Kafes var. Yani benim buradan çıkmam mucize yani. Değil mi? Yürüyerek çıkacak halim yok herhalde. Bir tane daha var ayrıca. Yani o salon kısmına geçilen yerde ayrıca çelik kapı var. Demir parmaklıklı. Ha. Yine girişte ayrıca bir tane daha demir kapı var. Bir de ana girişinde yeniden yine demir kapı var. Ya zorunuza ne oluyor bu? Zincirin hikmeti nedir? Yani ben anlayamadım. İşte mucize yani. Evet. Çok özel olduğu belli. Ya yoksa orada hücredesiniz zaten. Hücrede ne alaka yanında zincir? Niye olsun?